Merhaba, Vlogcan serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kendini olduğun gibi kabul et. Zor ama imkansız değil. Zor çünkü yaşadığımız dünya bizi her zaman kalıplara sokmaya çalışır. Ve o kalıpların içine sığamadığımızda kendimizi beceriksiz, başarısız, çirkin olarak görebiliriz. Ama aslında her insanın kendi kalıbı vardır. Her konuda yetenekli olmak zorunda değiliz. Olamayız da zaten. Başarılı olmak ya da başarısız olmak bile tartışılabilecek kavramlardır. Kimimiz çok çalışkanızdır, 10 üzerinden 10 alırız. Bu bir başarıdır. Ama birileri 10 üzerinden 10 alıyorken biz alamıyorsak bu her zaman başarısız olduğumuz anlamına gelmeyebilir. Başarı her zaman elde edilen sonuç değildir. Bazen bir yolda ilerlemeye çalışmaktır. Kendimizi toplumun kalıplarıyla var etmeye çalışırsak, özgüvenimizi de başkalarının takdiri üzerine inşa etmiş oluruz. İyiyi dışarıda aramayın, onu içinizde arayın. Yoksa onu asla bulamazsınız. Kendimizi kabullenemememizin sebebi, çocukluk dönemimizde yeterince sevgi ve anlayış görmediğimizden kaynaklanıyor olabilir. Eksiklerimizi başarılı olarak kapatmaya çalışıyor olabiliriz. İşimizde ne kadar çok ilerlediğimiz ve ne kadar çok başarılı olduğumuzla böbürlenebiliriz. Çünkü işinde başarılı olmak toplumsal bir kalıptır ve biz o kalıba sığabilmişizdir. Düşünsenize, kaç tane erkek eşi kendisinden daha fazla para kazandığında mutlu olabiliyor ya da bu durumu kabullenebiliyor? Kesin oranı bilmiyorum ama çok çok az olduğuna eminim. Çünkü bu durumda erkek kendini kalıpların dışında kalmış hisseder. Kalıp ona der ki, sen evin erkeğisin, çalışacaksın, para kazanacaksın ve ailene bakacaksın. Ama ailenin geçiminin büyük bir kısmını kadın karşılayınca ya da olma ihtimali olunca bu işte bir terslik var diyor kendi kendine. Çünkü bu çevreden takdir görememek anlamına geliyor. Eğer kendimizi olduğumuz gibi olumlu ve olumsuz özelliklerimizle, eksiklik demiyorum, olumsuz özelliklerimizle kabullenebilirsek toplum tarafından takdir görmeye, yaptığımız işlerin sevilmesine ya da beğenilmesine ihtiyaç duymayız. Biliriz ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Kendimizi kabullenememek fiziksel ve duygusal olarak birçok problemi ortaya çıkarabilir. Eğer sürekli kendimizi eleştirirsek, kendimizi kalıplara sığamadığımız için başarısız olarak görürsek, beynimizin duyguyu ve stresi kontrol eden tarafı küçülebilir ve çalışmakta zorlanabilir. Bu durum duygusal kontrolümüzü bozarken dolaylı yoldan da stresimizi arttırabilir. Peki kendimizi nasıl kabullenebiliriz? Eğer izlemediyseniz önceki videolarıma muhakkak göz atın. 1. Kendini tanı ve kendinin farkına var. Vlogcan serisinin ilk videosunda bu konudan bahsetmiştik. Duygu, düşünce ve davranışlarımızın farkına varmalıyız. Kendimizi tanımalı, duygularımız, düşüncelerimiz, yeterliliklerimiz, yetkinliklerimiz ve yeteneklerimizin farkına varmalıyız. Eğer bunların farkına varmazsak kendimizi kabullenmeyi de başaramayız. 2. Kendini sev ve kendine saygı duy. Kendi değerimizi bulmalıyız. Bir önceki videomda bundan da bahsetmiştim. Kendi değerimizi fark etmek, kendimizi sevmek ve kendimize saygı duymak, varlığımızı, hayattaki başarılarımızı başkalarının üzerinden toplumun kalıplarına göre sorgulamamızı engelleyecektir. Hepimiz ayrı bireyler olarak kendi kendimize yetebilir, kendi inançlarımıza göre bir hayat yaşayabiliriz. 3. Otokontrollü ve pozitif ol. Duygularımızı engelleyemeyiz ama duygu ve davranışlarımızı kontrol altına alabiliriz. Kendimizi kabullenmek için pozitif olan o iç sesimizi dinlemeliyiz. Travmalarımızın oluşturduğu kötü iç sesimizi değil. Şu ana kadar çok söyledim bunu ama yine söyleyeceğim. Biz bir bardağız. Yarımız dolu, yarımız boş. Boş tarafını sadece bir boşluk olarak görmemeliyiz. Orada sadece bizim görebildiğimiz öğretiler gizli. Boş tarafta gizli olan öğretilerin farkına varmalıyız. 4. İlişkilendirme stilinizi keşfedin. Başarılarımızla ya da başarısızlıklarımızla nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Bu ilişkiyi niçin kuruyoruz? Bir şeyi gerçekten çok çalıştığınız için mi başardınız? Birileri size yardım etti mi? Ya da birilerinin başarıları üzerinden olayı kendinize mi mal ettiniz?
başarılı olarak gördüğümüz şeyi tamamen toplumun kalıplarına girebilmek için yapıyorsak, başarılı olsak bile mutlu olamayız. Ya da birilerinin başarımızda bir yardımı varsa ve o yardımı görmezden gelip sadece kendimiz başarmış gibi davranıyorsak burada da bir problem vardır. Bir de hayatta şöyle insanlar var. İş bölümüyle yapılması gereken bir şeyi büyük çoğunluğunu biz yapmışızdır. Ama işe katkısı bulunmamış, sadece adı geçen, elini taşın altına koymamış biri çıkar, biz yaptık der. Ya da bu işin öncüsü benim der. Ama iş başarısızlıkla sonuçlanırsa o zaman da ben karışmadım, onlar yaptı der. Çünkü olay çabalamak değil, toplumun kalıplarına girip takdir toplamaktır. Siz başarılarınızla ya da başarısızlıklarınızla nasıl bir ilişki içerisindesiniz? Bu ilişkiyi niçin kuruyorsunuz? 5. Hayallerinin ve tutkularının peşinden git. Hayaller kur. Varış noktanı düşün. Orada seni ne bekliyor? Orada sen kim olacaksın? Topluma göre hareket edersen iyi bir işin olmalı. Sonra evlenmelisin. Sonra çocuğunun da olması gerekiyor. Onu düzgün yetiştirmelisin. O da başarılı olmalı. Ama sen evlenmek istemiyor olabilirsin. Çocuğunun olması da şart değil. Ya da doğurmak zorunda değilsin. Bu dünyada yalnızlığa bırakılmış ve sevginin ne olduğunu bilmeyen milyonlarca çocuk var. Ne istediğini düşün. Hayalin ne? Bu dünyada ne yapmak istiyorsun? Hayat amacın ne? Farkına var. Kendine hayallerinden ve tutkularından oluşan bir yol çiz. Ve o yolu sonuna kadar yürü. 6. Kendini gerçekleştir, kendini aş. Kendini gerçekleştirmek demek, potansiyelinin farkına varmak ve bu potansiyeli kullanmak, yerine getirmektir. Potansiyelimizi keşfedip, onu yerine getirdikten sonra varış noktasına gelmiş sayılmayız. Sınırları insanlar koyar ama biz insanlar gerçek sınırımızın ne olduğunu henüz keşfedebilmiş değiliz. Son noktaya geldiğimizi düşündüğümüzde aslında kendimizi aşma aşamasına gelmiş oluruz. Benliğimizin ötesinde bir nedenle bu dünyada var olabilir, benliğin sınırlarının ötesinde bir deneyime sahip olabiliriz. Sosyal adalet, bilimsel faaliyetler, çevrecilik, dini inanç gibi ideallere bağlılık ve üstün algılanan bu şeylerle birleşme arzusu. Kişisel benliğin ötesi olarak görünen deneyimler. Zirve denilen, nirvana'ya ulaşmak denilen, doğa, estetik, mistik gibi manevi deneyimler. Zirveye ulaşmak hayatımız devam ederken, toplum için ya da kendimiz için yaptığımız eylemlerde beğenilmek ya da beğenilmemek gibi içgüdülere sahip olmamak, toplumun gözünden, kendi gözümüzden başarılı ya da başarısız olmak, kayıplar ya da kazançlar gibi kavramlardan etkilenmemektir. Bir iyilik ya da topluma katkısı olan bir şeyi takdir toplamak, toplumun gözünde başarılı ya da iyi biri gibi görünmek için yapmamaktır. Kim olduğumuzun yeterli olduğuna kalpten inanmak, daha tatmin edici ve dengeli bir yaşamın anahtarıdır. Kendini olduğun gibi kabul et. Kendini tanı ve içindeki mutluluğu keşfet. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Desteklerini esirgeme, kanalıma abone oluver. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.